Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde arkadaşlar Tonguç'la beraber Sümerler konusunu işleyeceğiz. Nasılsın Tonguç? Çok iyiyim hocam. Zımba gibi gördüm seni. Sizi gördüm daha iyi oldum hocam. Evladım ne yaptın tatilde? Hocam neler yapmadım ki? Yaz Anlatma ya. dur dur şimdi dur korkutma bizi. Yaz dedin aklımıza hemen Sümerler geldi. Sümerlere neden Sümerler demişler Tonguç? Hocam çünkü bunlar her mevsim yaz yaşıyormuş. Hocam. Ne alakası var? İngilizceden hocam summer. Oradan geldi. Evladım ya. ne alakası var Sümerle samırın ya? Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Şimdi Tonguç birincisi şu çok önemli. Mezopotamya'da kurulmuş ilk önemli uygarlık Sümerler. Gerçekten çok büyük bir öneme sahip. Diğer uygarlıkları da Sümerler etkileyecek Tonguç. Şimdi, tamam hocam. Site nedir Tonguç? Hocam site işte bizim hocam Menekşe sitesi var mesela. Oğlum ne ha. alakası var sizin Menekşe sitesiyle? Site dediğimiz bu tabii ki günümüzdeki sitelere benziyor. Günümüzdeki sitelerde neler var? Böyle e, evler var öyle değil mi? Evet hocam. Orada böyle bir site gibi bir etrafını kapatıyorlar. Birbirinden bağımsız şehir devletleri halinde yaşıyorlar. Şehir devleti ne demek? Yani mesela şu anda işte Ankara bir şehir, İstanbul evet bir şehir ama hepsi Türkiye Cumhuriyeti devletine bağlı, değil mi Tonguç? Evet hocam. İşte eskiden de şehir devletleri varmış. Anlaşıldı, değil mi? Anlaşıldı hocam. Harika bir insansın Tonguç. Şimdi devam ediyoruz. Zigurat nedir Tonguç? Hocam zigurat şey biyolojide vardı bir tane evet. hocam. Evet. Ne biyolojisi oğlum? Allah al, ne, ne ne diyorsun? Biyoloji hocam hani şey vardı ya Üremeyle ilgiliydi sanırım anlayan Gene şey. sapıttın yani. Ne üremesi oğlum? Zigurat Biz... hocam ya hani... Hücren... Ha, zigot o zigot karıştırıyorsun Tonguç'um. Bu zigurat başka bir şey. O e, Mehmet hocanın dersinde biyolojideydi. Bu zigurat başka bir şey. Zigurat ne biliyor musun? Ne hocam? Büyük tapınak bak burada resmini çizmişler. Çok güzel bir şekilde. Gördüğün gibi merdivenlerden çıkıyorsun. En üst katta gökyüzünü izleyebiliyorsun. Buralarda adamlar tanrılarına dua ediyorlar. Ve etrafında da evler var. Yani bu şehirler, şehir devletleri dediğimiz sitelerin ortasında zigurat adı verilen tapınak var. Hani bizim şehirlerimizde hep bir saat kulesi olur ya? Olur hocam evet. Yozgat'ta, Çorum'da, Çankırı'da hep bir saat kulesi vardı. Bu adamların da saat kulesi gibi olan şey zigguratlarıymış. Anladım Anlaştın? hocam. Harika bir insansın Tonguç. Zigguratların en üst katı rasathane olarak kullanılıyor. Rasathane ne demek Tonguç? Hocam kasap gibi bir şey mi? o, o mezbaha, o başka bir şey. Rasathane gökyüzünü, gök bilimini incelemek ve e, neredeyse astronomiyle ilgileniyor adamlar. Anlaşıldı Anladım. mı? Anladım. Bak ayı 30 güne Yılı 360 güne bölebiliyorlar adamlar. Yani tek tek hesaplıyorlar. Diyorlar ki bugün böyle oldu, bugün böyle oldu diye. Yani seni biz bıraksak doğaya bunu hesaplanmak ne kadar uzun sürer bence. Hocam ben hiç hesaplayamam. Sağlık olsun. Ay ve güneş tutulmalarını hesaplıyorlar adamlar. Yani tapınağı yapmışlar ama bunun üstüne çıkıp öyle boş boş çekirdek boş, istemiyorlar boş yani. Aynen yani. 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 çekirdek istemiyorlar. Oturup diyorlar ki ya bir dakika. Ay 30 gün, yıl 365, 360 gün yaklaşmışlar da yaklaşmışlar bayağı. Yaklaşmışlar hocam. 5 ve yapmış. ay ve güneş tutulmalarını hesaplıyorlar. Peki patesi ve ensi nedir Tonguç? Hocam patesi... İşte köftenin yanında yediğimiz... Oğlum ilk... o patates <laughs> kızartma. Acıktın galiba Tom. Acıktım hocam. Sana bir yemek söyleyeyim. Simit yer misin? Yerim hocam. Tamam sana lezzetli bir simit söyleyeyim. Afiyetle ısır onu. Süper hocam. Tamam. Şimdi patesi ya da ensi adı verilen krallar tarafından yönetilmişlerdi. Ama şimdi sen bir kral olsan, ismin patesi olsa ne yaparsın? Üzülürüm hocam. Değil mi? Alınırım yani. <laughs> Vay adam kral adam ama ismin patesi. <laughs> Hiç olmamış hocam. Patesi, ensi, ensiye tokat gibi falan böyle kötü ya neyse. Şimdi ee, şimdi toplumda, bu adamların toplumunda tabakalar var, sınıflar var. Mesela en üst katta kimler var Tonguç? Hocam en üst katta yöneticiler var. Yöneticiler, evet. Apartman yöneticisi hocam bizim. Ha, bize. peki orta kattaki kim oturuyor? Ortada biz, bizim altımızda Sami amcalar var hocam. Oğlum gene batırdın yani ne alakası var? Benim burada bahsettiğim toplumsal tabakalardan bahsediyorum. Burada gerçekten dediğin gibi en üst katta yöneticiler. Yani krallar ve rahipler var. Halk, hürler ve köleler şeklinde sınıflar ayrıldı. Gittikçe aşağı iniyor. Ee, Günümüzde artık o biraz yok tabii. En üst katta zenginler, orta katta fakirler diye bir şey yok artık. Yok hocam. Ama... Bütün apartmanın kirası aynı hocam. <laughs> çok zeki bir çocuksun Tonguç. Gerçekten gündemi yakalamışsın, olaylara hakimsin. Hem geçmişi hem geleceği birbiriyle sentez yapabiliyorsun. Sağ olun hocam. hocam. Gerçekten zirvede görüyorum seni Tonguç. Kaliteli bir insansın. Bu adamlarda da çok tarımlı dil anlayışı egemenlisiniz. Nedir bu? şey? Hocam hiç olacak şey Bize şey uymaz değil mi? mi? Biz bir tek Allah'a inanıyoruz. Dolayısıyla çok tanrı dini anlayışı var. Zaten yıkılmışlar. Yapacak bir şey Kalır yok. Kalır mı hocam? Kalmaz değil mi? Öldükten sonraki yaşama inanıyorlar. Pardon inanmıyorlar. Bak işte. Hayda ne işin var? Olmadı değil mi şimdi? Hiç, hiç olacak şey değil. Hem çok tanrı hocam. Hem de öldükten, hem de öldükten sonra inanmıyorlar. Nasıl bir tanrı ki bu onlara öldükten sonra yaşam vermiyor. Neyse sıkıntı yok. Allah onlara affetsin diyelim. Dini konulu gılgamış... Güzel bir isim bence. Güzel hocam. Tufan ve yaratılış destanları çok önemli bu adamların. Evet Bak, hocam bu adamı... en azından bu Gılgamış. Yani Gılgamış. da bilirdi hocam. Aynen en azından Gılgamı da bilirdi. Kaliteli bir insansın. Tonguç, sence o dönemde Mezopotamya'da temel geçim kaynağı nedir? Hocam Mezopotamya'da bence temel geçim kaynağı e, gemilerle hocam cep telefonu falan getiriyorlar işte. Çin'den değil Ta mi? Tabi o... tablet getiriyorlar hocam Çin'den. Mantıklı. Oğlum daha o dönemde yazıyı yeni bulmuş adamlar. O dönemde temel geçim kaynağı tarım. O dönemle bu dönemi karıştırma. Tabi sen şimdi o dönemde olsan uyanıksın tabi bu dönemden gittiğin için geçmişe dönüş dönüşen. Tabi hocam. Hemen insanlara tableti kitlersin değil mi satarsın. Satarım o, hocam. Yani Senden de hiçbir şey kaçmaz sonuç. Hayırlısı olsun. Bu adamların temel geçim kaynağı tarım. Tarımla geçiniyorlar pembe geyiklerle çalışıyorlar gördüğün gibi. Patsi hem çuvallara dolduruyorlar evet hem de hocam. aynı kral diyorlar. Güzel bir hayatlar var. Güzel hocam. Ama bu adamların en büyük özelliği ne biliyor musun olmuş? Nedir hocam? Tarihte yazıyı ilk kullanan uygarlık. Sen yazı yazmayı kaç yaşında öğrendin Tonguç? Hocam işte 6 yaşında falandım. Atma oğlum ya. Nasıl 6 yaşında? 7 yaşında ilkokula gidiyor. Neyse. 6 yaşında öğrendin Yani. Evet hocam. Helal olsun. Kaliteli bak. Onlar da senin gibi kaliteli insanlarmış. Bu adamlar milattan önce 3200 yılında yazı ilk kez Hocam onlar olarak. çok önce öğrenmişler. Çıldırmışlar bu adamlar. Düşünsene bak şu anda 2000 yılındayız. 2015 yılındayız. Aradan Kaç 5000 yıl önce buluyorlar yazıyı. Yani yok böyle dansıyorum ben. Helal olsun diyorum. Tarih yazıyı ilk kullanan uygarlık. Tebrik ediyoruz hocam. Helal hocam olsun. Ve bu adamlar ilk yazılı kanunları da Lagash kralı Urganika tarafından yazılıyor. Lagash nedir Tonguç? Hocam Lagash dürümü sardığımız. Oğlum o, o lavaş ya. Her şeyi karıştırıyorsun. Hep kelime oyunları yapıyorsun bana ama güzel yapıyorsun. Kaliteli bir insansın. İlk yazılı kanunları Urukakanika, görüyorsun ismi bile okunurken bir sertlik var yani kanun ismi alır, yani şekil Hocam yani. o kral olamayacak da Tonguç mu olacak? Aynen şimdi? aynen, Tonguç diye kral olmaz ama Urukakanik. okuyamıyorum Tonguç. Urukagina, Urukagina güzel bir isim. Güzel isim isimmiş hocam. Şimdi Tonguç, ödülü sorumuz geldi. Ödülü sorumuzun cevabını yorumlara bekliyoruz. Sen de ders çalışmaya devam ediyorsun tamam mı Tonguç? Her gün 10 soru hocam. <laughs> ne 10 sorusu evladım? 10 soruyu kim neye yeter? Daha fazla çözmelisin Tonguç. Günde ben 500'ü geçme ama 10'da az tamam mı tamam Tonguç? Hocam.